Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatini izliyorsanız iyi seyirler. Bugün üzücü bir gün, moral bozucu bir gün, sıkıntılı bir gün. Elektrik faturamız geldi. Bir şeyler bekliyordum, bir şeyler düşünüyordum ama bunu açıkçası pek beklemiyordum. 4208.70 TL elektrik faturamız geldi. Böyle bir hobi hanenin elektrik masrafı 4208 TL. Hatta küsuratı da var. 4208.70. 4208 TL ödedim de bu 70 kuruşu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Ufak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bir tepki veya başka bir şey değil. Sadece biraz şoktayım. Moralim bozuk. Instagram, Facebook ve YouTube'un topluluk bölümünde paylaştım buna. Ve hemen şu tarz yorumlar geldi. Abi sakın bırakma. Biz yanındayız. Ne lazımsa destek olmaya hazırız gibi. Böyle çok güzel yorumlar geldi. Her zaman söylerim. Her şerde bir hayır vardır. Yani bu şekilde bir desteği hiç beklemiyordum. Ya şöyle söyleyeyim. Bu faturayı hiç beklemiyordum. Ya ben 3000 lira falan hadi onu yani en büyük korku rüyam 3000 lira falandı yani benim. Çünkü 1600 geliyordu. Hadi yani havalar da soğudu. Isıtıcılar çok çalıştı. Hani 2,5-3 gelir diyordum ama bu işte herkesin şu anda tüm Türkiye'deki gündemdeki elektrik zamları, yüksek faizler. Ya o konulara girmeyeceğim. Olumsuz bir eleştiri yapmayacağım. Siyaset yapmayacağım. Ben buradaki güzelliği bahsedeceğim sizlere. Olayın her şeyi, her yönüyle sıkıntı. Ama bu sıkıntıdaki güzelliklerden bahsedeceğim ben size. Şimdi yani kendimce güzel bir ortam yaptım. Pırıl pırıl, ışıl ışıl, rengarenk balıklarla, sağlıklı balıklarla ortalığı doldurmaya çalışıyorum. Hobimi yapmaya çalışıyorum. Hobihanem burası. Hobi olarak başladı. Evet, şu anda ticari boyutta. Bir pet shop oldum. Ama pet shop olmayı ben istemiyordum. Ben böyle hobi olarak devam etmek istiyordum. Ama mevzuları biliyorsunuz. Diğer arkadaşlar, diğer pet shopları beni şikayet ettiler. Ve resmi olarak pet shop oldum. Güzel de olduk. Vergi levhamız var. Bütün belgelerimiz var. Hiçbir eksiğimiz yok. Vergimizi veriyoruz. Her türlü vergimizi veriyoruz. Elektrikten vergi veriyoruz. Sudan vergi veriyoruz. Benim burada doğalgazım yok ama doğalgazdan vergi veriyoruz. Yem alıyorum. Yem alırken vergi veriyorum. Artemia'nın kilosu olmuş 2200 lira. 4 kova yemim bitti. Yem aldım. 3600 para ödedim. Neyse onlar başka konular. Giderler çok fazla. Ben şunu söylemek istiyorum. Güzel bir şeyler yapmak istiyorum. İnsan hevesleniyor. Diskus getirdim ya. Hani tatlı su akvaryumun şahıdır. L46 plakon var. Öyle kolay kolay her pet shop'ta, her hobihanede, her akvaryum olan yerde göremeyeceğiniz balık. Bak burada maşallah. Aslan parçası. Yani hani şunu söylemek istiyorum. Güzel şeyler yapmak istiyorum. Hevesleniyorum. Ama sonunda bunu görünce de İnsan bir hayal kırıklığına uğruyor yani. Canı sıkılıyor. Morali bozuluyor. Yani faturayı gördüm. Şurada oturdum biraz yani. Bir 10-15 dakika düşündüm. Kalkamadım yerimden. Yani ne diyeyim yani. Ben ne kazanıyorum da o kadar bir fatura ödeyeceğim. Şöyle ufak sistemlerimi şey yapayım. İçimden atayım. Ama benim söylemek istediğim şey, gerçekten desteğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Yani şunu duymak benim için çok büyük bir mutluluk. Abi sakın bırakma. Bırakmam arkadaşlar. Yani hayatta bırakmam. Yani bu 10 bin lira gelse bu fatura, ben burada 10 bin TL'ye görsem, 20 bin TL'ye görsem gene bırakmam. Bunu nasıl öderim bilmiyorum. 10 bin TL'yi falan nasıl öderim hiç bilmiyorum ama 4200 TL'ye ödeyeceğiz. Ödeyeceğiz de öbür ay ne yapacağız? Ondan sonraki ay ne yapacağız bilmiyorum. Neyse. Şimdilik bunu ödeyebilecek durumum var. O konuda içiniz rahat olsun. Birikmiş paralarımızı kullanacağız. Kazandıklarımızı kullanacağız.
Sağ olun, sizin desteğiniz gerçekten çok güzel. Yani hiçbir şekilde zaten bir şey talep etmem sizden de. Ama bunu söylemeniz benim için apayrı bir şey. Yani ben bunu ne yapar ne eder öderim zaten. Ödeyeceğiz de. Başka çaremiz yok. Hani işin üzücü tarafı da o. Yani ödemiyorum deyince öyle ödememek de olmuyor. Yani elektriğimizi keserler. Bütün balıklar havasız kalır. Isıtıcısız kalır. Bütün balıklarımız ölür. Olumsuz bir durum beni çok mutlu etti. Şunu da ufak bir not belirteyim arkadaşlar. 75 tane akvaryumda ısıtıcı var. 120 tane akvaryum var komple. Ortam bir şekilde ısınıyor ve duvarlarda straforlar var. Bir şekilde ısıyı koruyabiliyorum ortalıkta. Çok fazla yorum geliyor. İşte ısıtıcıları sök, hepsini takmana gerek yok. Bilmem ne. Ortamı klimayla ısıt. Klima olayı düşüneceğiz. Onu planlayacağız. Onunla ilgili bir şeyler yapacağız. Ama ısıtıcıları sökme, ısıtıcıları azaltma, klimayı takıp ısıtıcıları ortadan kaldırma gibi bir ihtimalim yok. Isıtıcılar gene kalacak fakat klimayı takıp en azından ortamı daha sıcak tutup ısıtıcıları da daha az devreye sokmaya çalışacağım. Onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu ne demek ama gene bir klima alacağız, suya takacağız, gene bir masraf yapacağız. Masraftan kaçmak için masraf yapacağız. Bambaşka konular, o konulara hiç girmeyeyim. Ama işte... Seninkisi hobi değil, sen bir ticaret annesin gibi ufak tefek konular var. Evet, haklısınız ama ben de şunu belirtmek istiyorum. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum arkadaşlar. Hiçbir ticarethanede, hiçbir pet shop'ta böyle L46'larmış, özel tür plakolarmış, işte diskusları kaç tane pet shop'ta görürsünüz bilmiyorum. İşte satılık olmayan görsel akvaryumlar, kendi zevkime beslediğim akvaryumlar. Yani ben bir hobihaneyim arkadaşlar. Bunu kabul etmiyorum. Ben bir ticarethane olduğumu kabul etmiyorum. Burayı ticaret olarak görmüyorum. Evet, para kazanıyorum. Ama parayı tekrar buraya yatırıyorum. Evet, geçinmek için buradan bir miktar para kazanıyorum ama geçinmenin dışındaki birçok parayı tekrar buraya yatırıyorum. Onu ufak bir belirtmek istiyorum. Bu da biraz içimi burkan bir şey. Böyle yorumlar geldi. Sen ticarethanesin. Bu rakam gelmesi normal gibisinden. Bu rakam gelmesi normal değil arkadaşlar. Bu rakamların hiçbiri normal değil. Hiç kimse için normal değil. Bakalım yaşayıp göreceğiz hepsini. Ama kaç ay daha bu gelir? Kaç ay daha biz buna dayanırız? Ne derler? Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Bu savaşı devam ettireceğiz. Bu hobiyi devam ettireceğiz. Daha güzel şeyler için çabalayacağız. Daha güzel türler için çabalayacağız. Daha güzel türleri hobihaneye, sizlere, hobicilere kazandırmak için çabalayacağız. Bu çabamızın karşılığında bu tarz engeller çıkıyor. Bunu yani bu durum birçok kişide yıldırabilir. Yani adamın cebinde parası yoksa bunu ödeyemeyecekse arkadaşlar devam etmemesi, bu hobiden vazgeçmesi, akvaryumları kapatması çok normal. Yani insanlar kendi karnını doyurmayacak da balığın ısıtıcısını mı düşünecek? Balığın akvaryum çekeceği motoru mu düşünecek? Böyle bir şey imkansız. İnsanlar önce kendi karnını doyuracak. Önce barınma ihtiyacını giderecek. Önce ısınma ihtiyacını giderecek. Kendisi hayatta kalacak ki bu güzel canlılara da bakabilsin. Bu güzel canlılara ısı, ışık, yem, su temin edebilsin. Her şeyden önce insanın kendi hayatı. Bu hobi insanın hayatını güzelleştiren bir parçası. Ama hayatını güzelleştirebilmesi için de öncelikle kendi hayatını devam ettirebilmesi lazım. Dediğim gibi hiçbir insan aç kalıp, hiçbir dükkan sahibi aç kalıp gidip bu faturayı ödeyemez. Yani ödeyemediği takdirde de hobiyi bırakır, dükkanını kapatır. Çünkü bunu ödeyemediğiniz takdirde bu ışık sönüyor arkadaşlar. Yani öyle bir toleransınız yok. Ben bunu ödemiyorum, protesto ediyorum diyemiyorsunuz. Ya da ben elektriği bu firmadan almayacağım, başka firmadan alacağım diyemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Ben elektriği bir kendim üreteceğim diyenler oluyor. Onlara da engel çıkıyor. Hep görüyoruz, duyuyoruz.
Neyse, velhasıl kelam, konuyu da gene fazla uzatmadan ben desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ayın kaçıymış son ödeme tarihi? 9'unda, 9 Şubat'ta ödeyeceğiz bu faturamızı. İnşallah bir şeyler değişir. Bu faturalar biraz düşer. Şu anda gene gündemde haberlerde var ama bu 150'lik düşük kademeyi 207'ye mi ne çıkardılar ama bakın benim 150'nin dışında 1920 yüksek kademede ödediğim para var. 150 kademeden 167 TL, 1920 kademeden 3192 TL para ödüyorum. Bunu 300'e de 500'e de çıkarsanız ben çok ciddi bir anlamda yüksek para ödeyeceğim. Çünkü bu arkadaşların hepsinin ışığa ihtiyacı var, ısıya ihtiyacı var, düzgün bakılmaya ihtiyacı var vesaire vesaire. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.